Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel yandan kapatmalı ceketimizi çalışacağız. Ceketimizi şöyle bir görelim öncesinde. Bakınız, kollarımızda çizgilerimizi kullandık ve ön kısmında, arkamızda sadece düz rengimizi kullanarak devam ettik. Yandan belirli artışlarımızı yaptık bakınız üst kısımda sürekli artışlarımızı yaptık gövde kısmında bir sıra artık bir sıra artışımızı yapmadık ve sonlara doğru sürekli artışımızı yaptık son e, sıralarımızda ise sadece artış olmadan örmeye devam ettik bakın düğmelerimi diktim e, iple bağlamak istemedim düğmeyle daha sağlam bağlı kalmasını istedim ve iç kısmına da tutması için bakınız bir tane düğmemi ikinci sıradaki Bakınız yeşilimizin ikinci sırasıyla birinci sırasının olduğu yeri şöyle diktim bakınız. Dış kabak kısmına düğmemizi belli olmayacak şekilde diktim ve içte kalan kısmına ise tam karşılığına gelecek yere şu şekilde ilik olarak trabzanlarımın arasından geçirdim ve bu şekilde herhangi bir sarkma olmayacak. Evet ceketimizi örmeye yaka kısmından başlamıştık. Artışlarımızı yaptık ve devam ettik. Şöyle sayılarımıza bakalım ve daha büyük yaştaki çocuklarımız için örmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olması için sayılarımızı vermek istiyorum. Bakınız bu hırkamızda 3 tane Ön kullandık her iki tarafta 3 kollarımızı 14 olarak arkamızı 20 ve diğer kolumuz 14 tekrar önümüz 3 1-2 yaş arası ölçülerimiz ise önlerimiz her zaman için 3 ilmekte başlıyoruz kaç yaş için olursa olsun mutlaka önümüz 3 önde hiç artış olmuyor kollarımızı 18 verdik arkaya 30 ve tekrar yine kolumuz 18 önümüz 3 olarak daha büyük yaştaki çocuklarımız için örebiliriz. 1-2 yaş ya da 3 yaşa kadar olabilir ipiniz kalınsa. Şimdi bu ceketimizin ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman 33 santim ceketimizin uzunluğu, kolumuzun uzunluğunu ölçmek istiyorum. Kolumu şuradan itibaren ölçmek istiyorum. Bakınız bir kat büktüm. 2 en son 2 sıra kahverengi örmüştüm. Büküyüm haliyle ya da açalım o şekilde ölçelim. İki sıra kahverengi trabzanla bitişimizi yaptık. 31 santim kolumuzun, şöyle görelim bakınız. 31 santim kolumuzun uzunluğu. Kol altından genişliğine bakacak olursak, kol altından genişliğimiz ise 26 santim. Kol altından genişliğimiz, evet. Şimdi ceketimizi örmeye başlayalım. Bakınız ben düğmelerimi diktim. İliklerimi sizlerle beraber koymuştuk. Düğmeleri dikmenin püf noktasında şöyle görelim. Bakın iliklerimi açıyorum. Bakınız düğmelerimin her birisini şu şekilde görelim. Şöyle. Kapadığım zaman Aşağıdan dikmeye başlayalım. Şöyle düzeltelim. Kapadığımız zaman ilimizin geldiği yere işaretimizi alalım ve düğmemizi dikelim. Sonrasında tekrar diğer düğmemizi ve sırası ile bütün düğmelerimizi işaretleyip dikerek devam edelim. Ve en son gördüğünüz gibi içteki düğmemizi de dikerek çalışalım. Ve gayet güzel ceketimizi tamamlamış olalım. Evet kolay gelsin diyerek hemen ceketimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şöyle düğmemi de taktım. Evet. Kruvaza yaka ceketimi örmek için Nakonon Lux Minoş Baby ipini kullanıyorum. İpimiz %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 11.909 numara. 100 gram ve 340 metreden oluşur. Tığım ise 2.5 numara. Şimdi ceketimizi örmeye başlayalım. Hemen zincirimizi çekiyoruz. Bir taraftan da ayrımlarımızı yerleştirerek bölümlerini örerek ayırıyoruz. İlk önce 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra 3. zincirimi hemen ayracımı takıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Şimdi kolumuz için olan bölümümüzü örüyoruz. Bu 3 zincir bizim önümüz için ördüğümüz bölüm kruvaza olduğu için açılacak genişleyerek artışlarımızı yapacağız o yüzden 3 tane yeterli 14 zincir kolumuz için çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 toplamda 14 zincirimi çektim ve en son zincirime takıyorum Şimdi arkamız için 20 adet zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Toplamda 20 tane zincirimin en sonuncusuna ayrıcımı takıyorum ve tekrar 14 tane kolumu örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14. zincirimi tekrar takıyorum ayracımı ve ilerliyorum. 1, 2, 3. 3 tane de önümüz için ördüm ve şöyle zincirimizi hazırladım. Hemen ölçümüze bakalım. Tığımdan taraftan bakıyorum. Şöyle 18 santim. Başlangıç zincirimiz 18 santim. Hemen bölümlerimizi örmeye başlayalım. Bakınız her birisini ayırdık. 3 tane önümüz, 14 kolumuz, 20 arkamız, diğerleri de aynı şekilde. 3 zincirimize hemen 2 tane daha zincir ilave ediyorum ve 2 geri geliyorum. Ve batıyorum. 2 tane bakınız trabzanımız oldu 2 zincir ilave ettim 2 geri geldim battım 2 trabzanım oldu ve 3. zincirime de batıyorum toplamda 3 tane trabzanımızı oluşturduk 2 zincirimi çekiyorum kırmızı ayracımı çıkardıktan sonra mavi ayracıma kadar 14 trabzanımı örmeye başlıyorum hemen sıradaki yerden aynı yere iki defa hiç batmıyoruz Bakınız şu an ilk sıramızda batmıyoruz. Her zincirin kendi e, trabzanı olacak. Şöyle batıyorum. Ve buradan başladım. Maviye kadar toplamda 14 tane trabzanımızı öreceğiz. İkili trabzan şekliyle örüyorum. Bakınız. maviye kadar birer birer ilerleyelim. Mavi ayırıcıma kadar örerek geldim. Toplamda 14 trabzanımızı tamamladım. Ve 14. trabzanımın hemen üzerine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Ayracımı çıkardığım yerden başlıyorum. Bakınız hemen şöyle görelim. Her zincire farklı trabzanımızı ördük. Sarı trabzanımın olduğu yere kadar toplamda 20 tane trabzanımı örüyorum. Sarı ayracımıza kadar ilerleyelim. Evet sarı ayracımın olduğu yere kadar birer birer örerek geldim. Ayracımı çıkarıyorum. 2 tane zincir son trabzan üzerine çekiyorum. Ve hemen yandaki yani ayracımın takılı olan zincir yuvasına girerek bir diye başlıyorum. Ve toplamda 14 tane örmem gereken kolum için trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 14 trabzanımı ördüm mavi aracımı ve son 3 zincirimin olduğu yere geldim. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Son ayracımı çıkarıyorum. Hemen 3 tane trabzanımı önüm için örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3 Evet 3 tane zincirimizi ördük ve şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Evet şimdi yaptığımız işlemlerimize bakalım. 3'er 3'er e, trabzanlarımızı önümüz için ördük. Kollarımız için 14 trabzan, arkamız için 20 tane trabzanımız ördük. Ve bir zincir çekerek bu tarafa dönmüştük. Evet örgümün arkasını çeviriyorum. Bir tane zincirimizi diğer yönde çekmiştik. 2 ve 3'ü de çekiyorum. Ve aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum zincirimi ördüğüm yerin yani birinci trabzanın üzerine iki tane trabzan örerek artışımızı yapıyoruz ve devam ediyorum sıradaki trabzanı örüyorum ve diğer trabzanımı örüyorum bu şekilde bakınız örüyorum ve iki zincir çektiğim araya geliyorum 2 zincir çektiğim araya gelene kadar burada bir tane artış yapmıştım. 3 olan trabzanımız 4 trabzan sayısına çıktı. Şimdi zincirimizin olduğu araya gelelim ve 2 tane tırabzanımızı örelim. 1 ve 2. 2 tane artışımızı burada yaptık. 2 zincirimizi çekelim. Aynı yere 2 tane daha tırabzanımızı örelim. 1 ve 2. Buradaki örmüş olduğumuz iki trabzan, iki zincir, iki trabzandan iki trabzanın sağ elimden taraftaki önümüz için artışlarımız, sol elimden taraftaki yani şu taraftaki ise kolumuz için yaptığımız artışlar. Şimdi iki trabzanı ördükten sonra sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer diğer zincirimize kadar her trabzanımızın üzerine bir tane örerek ilerliyorum. Birer birer bakınız. Şöyle görelim. Birebir bütün trabzanlarımızı ördükten sonra yine iki zincirimin olduğu yere geldim. Bakınız. Şimdi bu iki zincirimizin olduğu yerde biraz önceki yerde yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örüyoruz. Şimdi hemen giriyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 ve 2. 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. Birer birer trabzanlarımın üzerinden örerek diğer iki zincirimizin olduğu yere kadar geliyoruz. Bakınız buradan düz örüyorum kedimizin tüyleri maalesef çok dökülüyor buradan ilerliyorum trabzanlarımızı ve araya geldiğim zaman tekrar iki zincir iki trabzan Şuradaki grubumuzu kuruyoruz bakınız trabzanlarımızı ve arasının zincirlerini kuruyoruz daha sonra trabzanlarımızı ördükten sonra önümüze geçişteki artışlarımızı da yaparken görüşelim Evet tekrar iki zincirimizin olduğu yere geldim. İkişer artışlarımızı ve zincirlerimizi örerek geldim. Aradaki düz trabzanlarımızı birer birer ördük. Bakınız herhangi bir farklı işlem yapmadık. Şimdi en son 3 3 trabzanımızdan önceki zincirimizdeyiz. Araya yine aynı şekilde iki tane artışımızı yapıyoruz. Trabzanlarımızda 1 ve 2 zincirimizi çekiyoruz bir sonraki artış için zeminimizi hazırlıyoruz ve yine aynı şekilde 1 ve 2 artışımı yapıyorum tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanımın birincisini örüyorum bakın 1 bir. ikincisini örüyorum ve üçüncüsünü örüyorum 3 Üç adet trabzan olarak başlamıştık üçüncü ve son trabzanımı bir daha örüyorum ve kenardan mizi artırmış oluyoruz. 3 tane zincirimi hemen ikinci trabzanımın üzerinden örüyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Burası en önemli noktaları. Yoksa diğer aralarda herhangi bir farklı işlem yok. Sadece örüyoruz ve artışlarımızı yapıyoruz. 3 zincirimizi çevirdikten sonra yine dibine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bakın zincirimiz ve trabzanımız artışımızı yaptık. Hem giderken hem gelirken. Her iki yönde de, yani bitirirken de başlarken de işlemimizi yaptık. Diğerlerini birer birer örüyorum. Artış yapmıyorum diğerlerinde. Ve en son trabzanımı ördükten sonra 3. sıra sonunda bakalım sayımız kaç olmuş. Daha artışlarımızı yapmadan 2. 4 6 7. 2 de araya öreceğiz. 8 ve 9 tane trabzanımız olmuş olacak 3. sıramızın sonunda. Evet şimdi iki tırabzanımızı örelim Araya giriyorum. 1 ve 2. Iki. iki tane trabzanımı da ördüm. Bakınız genişlemeye başladı. 3'tü. Bakınız artışlarımızı yaparak iki içte yaptık. Bir tane de dışta yapıyoruz ve devam ediyorum. 2 zincirimi çekiyorum. İki tane trabzanımı buraya örüyorum. Ve aradaki görmüş olduğum bütün trabzanlarımı örüyorum. Buraya geldiğim zaman yine aynen iki trabzan, 2 zincir, iki trabzanımı örüyorum. Biraz daha birlikte devam edelim. Sonrasında büyütmek için ayrılalım. Ama şimdi birazcık daha beraber örelim. Evet diğer iki zincirimin olduğu yere geldim. Yine iki tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. Iki. i̇ki zincirimi ilave ediyorum. Tekrar aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Kaç çeşit için örersek örelim, yaptığımız işlemler kesinlikle değişmeyecek. Yalnızca başlangıçta büyük başlayacağız. Geri kalan işlemlerimizi birebir aynı yapacağız. Bakınız hiç saymıyoruz bu arada kaç tane trabzan var diye. Yine büyük başladığımızda da aynı şekilde arayı örüp bu iki zincir olan bölümlerde artışlarımızı yapıyoruz ve devam ediyoruz. Zaten 3 olarak başlayacağız. Kaç yaş için başlarsak başlayalım. Hem gidişte hem de dönüşte birer birer en son trabzanı Artışları yaparak ilerleyeceğiz. Yani e, hangi yaş grubu için öleceksek örelim, örgüde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yaptığımız aşamalar birebir aynı olarak devam edecek. Şimdi buradan sırtımızı dümdüz örelim, artışlarımızı yapalım, kolumuzu örelim, en son ön kısmımızda yine birlikte olalım. Ve sıramızı hepsini örerek geldim. İkişer artışımı yaptım, trabzanlarımı ördüm, en son Ön kısmıma geçme ayrım yerindeyiz. Şöyle görelim bakınız. Bütün trabzanlarımızı yine kolumuzdan ördüm. Şimdi iki zincirimin olduğu yere iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Kolum için artışlarımı yaptım. Şimdi iki zincirimi çektikten sonra önümüz için olan iki trabzan artışımızı örüyoruz. Bir ve iki. Ve başlıyoruz. Sıradaki gördüğümüz trabzanlarımızı birer birer örmeye. 1 2 bakın hiçbir şey yapmıyoruz. Birebir örüyorum. Birebir ördüm. Şimdi en son trabzanımı örüyorum. Son trabzanı şöyle güzel batalım. Örgümüzü göstereceği için bakınız. En son trabzanımıza bir trabzan ördüm. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Yine güzel bir trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı da ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve dördüncü sıramıza başlamak için ilk zincirden oluşan trabzanımızı yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin dibine lütfen buraya çok dikkat edelim. Zincirimin dibine batıyorum ve bir tane daha artışımı yapmış oluyorum. Sonrasında bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Sadece bu tür ördüğümüz gerek yelek olsun gerek ceket olsun örgülerimizde hem gidişte hem dönüşte birer birer artıralım. Şimdi araya geldim. 1 ve 2. Bakınız iki artışımı yaptım. 2 zincirimi çekiyorum tekrar iki tane daha trabzanımı örmek için giriyorum 1 ve 2 ve devam ediyoruz bakınız dümdüz trabzanlarımı örüyorum burası kaç olursa olsun hiç fark etmez hemen araya geldiğim zaman iki trabzan iki zincir iki trabzanımız örüyoruz tekrar dümdüz ilerliyoruz ve devam ediyoruz İki trabzan iki zincir iki trabzan ve ilerliyoruz yine sonda görüşelim Şöyle yapmış olduğumuz işlemimize tekrar bakalım. Bakınız kenarımızın mümkün mertebe düz olmasına dikkat edelim. Şöyle örgümüzü göstereceği için çok bol ve de pot olmasın. Asıl da germeyelim de. Yani güzel bir şekilde almaya gayret edelim. Evet şimdi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 4 sıramızı buradan birlikte başlamıştık. Artışlarımızı yaparak trabzanlarımızı düz örerek geldim. Bakınız ikişer artışlarımızı yaptık ve son bitirmek üzereyim buradaki artışımı da yaptım bakınız iki trabzan iki zincir iki trabzan ördüm birer birer diğer trabzanlarımı da tamamladıktan sonra son iki trabzanım kaldı bakınız tığımın başını doluyorum bir ve son trabzanımı örüyorum son trabzanımı güzelce özenle batıyorum son trabzanımı ördüm son trabzanımın dibine bir tane daha batıyorum ve gidiş yönündeki artışımı yapıyorum. 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine bir tane daha artışımı yapıyorum ve diğer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ve bu şekilde 5. sıramızı da başlatmış olduk. Aynen aralarda ikişer artışımız olacak şekilde 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzan düz örelim. Bütün köşelerimizi biraz büyültelim. Robamızı örerek büyütmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 sıramızı ördük ve hepsinde ikişer ikişer artışımızı yaptık. Yandaki ise önümüzün her ikisinin e, bitiş ve başlangıcında hem bitişte hem de başlangıçta artışlarımızı yaptık. Bu sıramızdan sonra aralarımızda bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, Burada ise yan kısımda ise sadece bir yönde artış yapıp diğer yönde artış yapmadan düz olarak örmeye devam edeceğiz. Bakınız bu sıramızdan itibaren artışımı yapmıyorum, hemen alıyorum, artışımı yaparak bitirmiştim. Bakınız iki tane arttım. En son şöyle görelim iki ördüm. Bu sıramızda artış yapmayacağız, birebir öreceğiz. Bir, iki. 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve bir sonraki trabzanımın içerisine atıyorum bakınız artış yapmadı ve devam ediyorum diğer trabzanlarımızı birer birer örüyoruz kolumuzun artış zincirinin olduğu yere kadar örerek devam edelim. Zincirimin olduğu noktaya kadar örerek geldim. Bakınız en son trabzanımı ördüm. Hemen zincirimin bulunduğu yerdeyim. Tığımın başında doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum ve artışımı artık bire düşürüyorum. İki zincirimi yine aynı şekilde çekiyorum. Tekrar bir tane artışımı yapıyorum diğer normal trabzanları yani aradaki öreceğimiz bütün trabzanlarımızı yine örelim. Buradaki artış zincirimizin olduğu yere geldiğimiz zaman ise bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımızı örelim ve bütün artışlarımızı aynı şekilde yaptıktan sonra uçta görüşelim. Tüm bölümlerimizde birer artışlarımızı yaparak ilerledik. Aralarımızı ördük. Bakınız her bir artış zincirimizin olduğu yerde bir tane trabzan iki zincir bir trabzanımızı ördük ve dümdüz devam ettik bakınız bütün artışlarımızı aynı şekilde birer birer yaptık ve önümüzün diğer yönüne geldim bakın son trabzana varana kadar ördüm en son trabzanı sizlerle birlikte örüyorum şimdi batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Önceden iki defa batıyorduk artışımızı yapmak için. Şimdi diğer ucunda da bakınız bir tane batmıştık, bir trabzan örmüştük. Şöyle görecek olursak birer birer örmüştük. Burada da aynı şekilde bu sıramızı yani artışımızı önde yapmadan tamamladık. Şimdi artış yaparak ilerleyeceğiz. Bir sıra artış yapmadan bir sıra artışlı olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi artış yapmadan tamamladım örgümü 3 zincir çekiyorum bakınız 3 zincir çektikten sonra arka yönüne geçiriyorum ve diğer sıramızın başlangıcına başlıyorum ve tığımın başını doluyorum hemen artışımı yapıyorum aynı yere bir tane daha trabzanımı ördüm ve bu sıra artışlı sıramız olacak diğer uca kadar bu şekilde devam ediyorum Aradaki trabzanlarımız normal birer birer örerek ilerliyoruz. İki zincirimizin olduğu aralarımızda yine birer tane artışlarımızı yapıyoruz ve diğer ucumuzda tekrar görüşelim. Artış yaptığımız uçtan itibaren örerek tamamladık bakınız. Bütün kenarlarımızı ördük, kollarımızı, sırtımızı, tekrar önümüzü ördük ve en son trabzanımızı bakınız burada artışımızı sizlerle birlikte yapmak için batmadım tığımın başını doluyorum son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane örüyorum ve aynı yere bir daha batıyorum ve bu sırada artış sıramızı diğer ucumuzda da yaptığımız için bakınız artışımızı burada da yapıyoruz ve hemen üzerine 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum örgümün diğer sırasını örmek için çeviriyorum ve bu sıramız artış olmayan sıra olacağı için hemen ikinci trabzanımın bakın ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve örgümü başlatıyorum bu sıramızı da artış yapmadan tamamlayalım ve aralarda bir trabzan iki zincir bir trabzanımızı yine aynı şekilde örelim ve robamızı biraz büyütelim bakınız yine birer tane artışımızı yapalım ve diğer uçta görüşelim. Evet en son uç noktaya geldim. Artış yapmadan başlamıştık. Yine aynı şekilde son trabzanımın üzerine bir defa örüyorum. Bakınız son trabzanım Şöyle her birisinde birer tane kesinlikle artışımızı yapmadık. 1, 2, 3 çeviriyorum. Bu sıramızda artışımızı yapıyoruz. Zincirimin hemen dibine bir tane trabzanımı örüyorum ve ilerliyorum. Bu sıramızda artık kollarımızın gövdeden ayrımını yapacağız. Şimdi kolumuza doğru devam edelim. Şimdiki öreceğimiz sırayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 toplamda 12. sıramızda Kol altına doğru ilerliyoruz ve artışımızı yaptık. Kolumuzun altında bir tane artışımızı yapıp diğer kolumuzu örmeden hemen arka bölüme geçiyoruz ve bir artışla arkamızı örerek tekrar buradaki kolumuzu örmeden ön kısma geçişimizi yapacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım ve kol altına doğru ilerleyelim. Ön kısımdan örerek geldim. İki tane zincirimin olduğu kol ayrım yerindeyim. Bakınız şöyle de kolumuz takip etmekte. Bir tane trabzanımı örüyorum. Büküyorum. Altına zincir çekmiyorum. Çünkü kolum istediğim genişlikte. Daha büyük isterseniz daha büyük yaş gruplar için 3 ya da 5 tane zincirimizi çekebilirsiniz. Tığımın başını doluyorum. Yine diğer araya giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Şöylece sadece kolumu örmedim. Bir iki zincirin olduğu yere bir trabzan kol kısmını büktük örmedik diğer iki zincirin olduğu yere de bir tane trabzanımızı ördük ve arkadan örmeye devam ediyorum arkadan diğer kolumuzun iki zincirle ayrıldığı yerine kadar örelim burada tekrar görüşelim arkadan trabzanlarımı örerek geldim şimdi kolumuzun altındayız bakınız iki zincirimin olduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum ve tığımın başını doluyorum büküyorum kolumuzu diğer iki tane zincir çekmiş olduğumuz ayrım yerimize geliyorum ve başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum ve ön kısma birer birer örerek geçiyorum ve aradaki bu trabzanlarımızın tamamını örelim ve kolumuzu gövdemizden bu şekilde ayırmış olalım. uç kısma doğru ilerliyorum bakınız. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Hemen başlangıç yaptığım yere bakıyorum. Bakınız sıramızın ilk başını artarak örmüştük. Ve bu sıramız artış sırası olduğu için en son trabzanımızı artarak örüyoruz. Aynı yere bir daha ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve sıramı örmeye başlıyorum bir önceki sıramda arttığım için bu sıranın hem başlangıcında hem sonunda artış yapmıyorum hemen ikinci trabzanıma batıyorum ve dümdüz trabzanlarımı örerek ilerliyorum şimdi görelim yapmış olduğumuz işlemi Evet işlemimize bakınız buradan itibaren bir sırada artıyoruz bir sırada artmıyoruz kollarımızı da güzelce birleştirdik şöyle gördüğümüz üzere gayet güzel oldu şimdi aşağıya kadar Belli bir uzunluğa gelene kadar sıramızı aynı şekilde bir sırada artışımızı yapalım bir sırada artış yapmayalım bir sıra artış bir sıra artış olmadan kruvazemiz şu şekilde düzgün bir şekilde yavaş bir şekilde kapanarak gelsin şimdi ölçümüze bakmak istiyorum. kolumuzu birleştirdiğimiz noktamıza bakalım 14 santim olduğunu görüyoruz bakınız yüksekliğimiz 14 santim elimize bakalım. Elimiz ise kolumuzun bir ucundan diğer ucuna 26 santim olduğunu görüyorum. Ördükçe 1 santim kadar daha açılacaktır. Şimdi trabzanımızın girmesiyle yani 27 santimde kolumuzun altı. Evet bizim ceketimiz çok büyük bir ceket değil. Büyük başlayacak arkadaşlarımız eğer yukarıdan ölçü yüksek fazla olarak başladıysak buradan bir iki sıra daha kol altını birleştirmeyi geciktirecekler. Yani uygun büyüklük gelene kadar geri kalan bölümlerimiz ise tamamen aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Hatta bu yandaki bir sıra artış bir sıra düz örme kısmını da aynı şekilde devam ettirecekler. Evet şimdi bir sırada artışımızı yapıp bir sırada artışımız olmadan örelim ve biraz ceketimizi büyütelim. Ceketimizde bir sıra artırıp bir sıra a, düz örerek geldim. Bakınız ayracımı taktığım yere kadar bir sırada artışımızı yaptık. Bir sırada ise artış yapmadan aynen ördük. İşaretimi taktığım yerden itibaren yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra her iki yönde de artışlarımıza devam ettik. Tıpkı ilk başlangıçtaki artışlarımızı yaptığımız gibi. Evet şimdi ben e, kapanışın aşağıda olmasını istediğim için buradaki artışlarımızı yani şu aradaki artışlarımızı bir sırada yaptım. Diğer sırada yapmadım. Ama sizler artışımızın aşağıda değil daha yukarıda kapanmasını istiyorsanız bakın şu şekilde devam ettirerek gelebilirsiniz. Şöyle bakınız buradan direkt bitiş yönüne gelir şu şekilde yani tamamen aynı şekilde artırarak da devam edebilirsiniz sonrasında düz olarak da inebilirsiniz şu kısmı bir sıra artırma bir sıra düzü örmeden de hemen yani şu şekilde tam uca gelmek isterseniz sürekli aynı şekilde örerek devam edebilirsiniz şimdi ben bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sırada bir sıra arttık, bir sıra düz ördük. Bir sıra artış, bir sıra düz şeklinde ördük. Sizler daha büyük yaştaki çocuklarımız için örecekseniz şöyle kapadığınız zaman ölçümüzü diğer yöne yaklaşmasına şöyle bakınız. Biraz kaldığından itibaren Tamamen düz yani her sırada artışlarımızı yaparak örebilirsiniz tamamen zevkinize ve göz kararınıza göre ayarlama yapabilirsiniz kesinlikle kendinizi gelmenize sıkmanıza hiç gerek yok dediğim gibi direkt devam ederseniz bakınız tığımızın yönüyle şöyle hesabımızı yapalım bakınız şöyle de direkt artışlarımıza devam ederseniz şu an bitmiş olacaktı bu kısım ama burada biz biraz önde yanda boşluk kalmasını istediğim için şurada. Bir sıra artış, bir sıra düz, bir sıra artış, bir sıra düz yaptım. Şöyle ölçtüğüm zaman bakınız. Şu şekilde tam uçta olacaktık. Yani her şekilde de örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 sıramı ördükten sonra 2 ya da 3 sıra artık hiç artış yapmadan düz örmek istiyorum. Düz şu şekilde bitirmek istiyorum. Şimdi hiçbir şekilde artışımı yapmadan düz örüyorum yani gördüğüm gibi gidişte de dönüşte de ikinci trabzanımın üzerine battım bakınız ilerliyorum 2 ya da 3 sıra örelim hangisi gözümüze yeterli gelirse o şekilde kalacak Evet şimdi sıralarımı örmeye devam ediyorum ceketimi bitirdim. Kenarını şimdi kollarını örmeden hemen e, yakasıyla önünü, altını dolaşmak istiyorum. Şu üç tane ipten herhangi birisini kullanmak istiyorum. Yeşilimle uyumlu olan. E, buradaki ipimi tercih etmek istiyorum. En kenardakini yalnız üçü de çok güzel e, uyumlu ceketimizin rengiyle. Evet şimdi kenarlarımızı örmeden önce kız ya da erkek çocuklarımız için olacağı e, için şu katının Önünü erkek çocuklarımızda sol tarafı yukarıya getirelim. Kız çocuklarımızda ise sağ tarafı getirelim. Şuradaki görmüş olduğunuz işaretlerimiz. Ben düğme iliği çalışmak istiyorum burada. Düğme iliklerimiz için her 6. sırada bir tane işaret koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim taktım. Ve 6 dediğim yerden tekrar saymaya başladım. 1 diye çünkü burada da işaret takılı yerden başlamıştım. 1, 2, üç, dört, beş, altı, yine bir diyorum. 1 2, üç, dört beş, altı, yani 1, 2, üç, dört beş altı işaretimizin olduğu yer her altıya bir işaretimi taktım Sizlerde ayarlamanızı yapıp nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz bu gibi düz örgülerde lütfen korkmayın cesur olun nasıl isterseniz örgünüz o yöne doğru evrilir hani herhangi bir ilmek kaçırdığınızda modelinizin denk gelmeme durumu yok bunun içinde çeşitli farklılıklar da yapabilirsiniz modelinizde istediğiniz şekilde Ayarlamalar yapabilirsiniz böyle düz örgülerimizde rahat olun çok güzel örgüler çıkacak. Evet şimdi ipimi çıkarıyorum ve örmeye başlıyorum. Boş ucumuzdan başlamak istiyorum altta kalan kısımdan yukarıya doğru çıkalım kenardaki trabzanımın içerisine giriyorum bir iki tane zincirimi çektim başını doluyorum ve batıyorum tek seferde çekiyorum her trabzanımızı ilkini alalım bir başını dolayıp çekelim diğer yandaki trabzanıma geçiyorum iki defa giriyorum başını doluyorum bu şekilde bakınız tığımızın başını dolayarak örelim sırasıyla her yandan bir ilmeğimi alıyorum ve ilerliyorum. Şöyle gördüğümüz gibi her yandan ikişer ikişer girerek ilerlememizi devam ettiriyoruz. 2 Yukarıya doğru bu şekilde devam edelim. Yakamızın olduğu yere doğru, aşağıdan yukarıya doğru geldim. Bakınız, yakamızın bulunduğu yerlerde birer tane trabzanımız var. Şimdi dönüşümü yapıyorum. Hemen trabzanımın arasına iki defa girdim. Bakınız, en tepede üç tane trabzanla başladığımız yere iki defa battım. Tamın başını doluyorum, araya batmıyorum ve bütün trabzanlarımın arasına birer birer başını doluyorum çekiyorum her trabzanımın arasına sadece zincirle ayrım yaptığımız bölüme girmiyorum birer birer ilerleyelim burası yakamızın olduğu yer şimdi zincirimin olduğu yere geldim bakınız buraya batmıyorum şu kısma hemen diğer yanına geçiyorum başını doluyorum çekiyorum başını doluyorum istediğiniz renklerle çok güzel ceketlerimizi örebilirsiniz diğer yana doğru aynı şekilde ilerleyelim ceketimizin yakasının bakınız arka kısmı birer trabzanlarımızı örerek geldim şimdi uçtayım başlamış olduğumuz 3 tane trabzanın olduğu yerdeyim. Hemen şuradaki boşluğu atlıyoruz. Araya giriyorum. 2 defa buraya batıyorum. 1 ve 2. Ve yana geçiyorum. Aşağıya doğru birer birer ilerliyorum. Sadece işaretimizi taktığımız yerlerde işlemimiz olacak. Diğer yerlerde yine ikişer ikişer yanlardan örüyoruz. kenarımızı bu şekilde dolaşacağız ilk işaretimin olduğu yere çok yaklaştım orada ilik açacağız İliğimizi de sadece zincirimizde açacağız örüyorum 1 ve 2 örüyorum. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Tam bir ayracımız. ayıracımız taktığımız yerde yani bir tane trabzanımız var. İki zincirimi çekiyorum. Bakınız iki zincirimi çektikten sonra buradaki trabzanımızın olduğu yerde yani ayracımızı çıkardığımız yerden atlama yapıyoruz. Diğer trabzana geçiyoruz. Tığımın başını doluyorum. İki zincir yeterli. Tabii düğmeniz büyükse birazcık daha büyük birkaç zincir ekleyebilirsiniz. Çekiyorum 1 ve 2. Devam ediyorum. İliklerimizi sadece zincirle açıyoruz. Diğer kısımları örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. yerde tekrar örüyorum iliklerimizi açarak ilerliyorum bakınız bir taneyi sayıyorum 1 2 3 4 5 ve iliğimin olduğu yer 6 iliğimin olduğu yerden itibaren saymaya 1 diye başlıyorum yani şöyle gördüğümüz gibi arada aslında 4 tane örüyoruz o şekilde de yapabiliriz zaten ayraçlarımızı da takmıştık 1 2 1 2 tabi ne kadar büyükse ya da ne kadar sıklıkta istiyorsanız tamamen zevkinize uygun ayarlamalarımızı yapabilelim. Çünkü herkes bu boyda çalışacak diye bir şart yok. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz ya da daha küçük görebilirsiniz. Onun için dilediğiniz ilik ayarını kendiniz yapabilirsiniz. Evet iki tane zincirimi çekiyorum. Ayracımın olduğu yere geliyorum bakınız ve atlıyorum burayı. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bölüme geçiyorum 1 ve 2 ve devam ediyorum 1 2 1 2 1 2 şöyle görelim bakınız iliklerimizi bu şekilde çalışıp e, ilerliyoruz şimdi aşağı kadar gelelim aşağıya doğru örerek geldim şimdi son iliğimi açmak üzere hazırım bakın son trabzan hemen altına başını doluyorum ve batıyorum. Son trabzanımın olduğu yere tekrar başını doluyorum. Yine batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Burası son trabzanımızın olduğu yer. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum ve trabzan örüyorum. Tekrar yanındaki trabzanımı alt sırayı trabzan örelim. Tek sefer çekmeyelim. Diğer uca kadar en uç kısmını yani bitiş alt kısmını bir sıra trabzan olarak örüp tamamlayalım. Evet ilik yerlerimizi yani bütün çevresini alt kısmının trabzanına da tamamladıktan sonra kolumuzu örmek istiyorum. Kolumuzu yine bu kahverengiyi kullanmak istiyorum çizgi şeklinde. Sizler tek renkte istiyorsanız kullanabilirsiniz. En alt kısmından kolumuzun başlıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen geçiyorum yan tarafa. Artış yerinin olduğu yerdeyim. Bakınız artış yerimizin olduğu yerde. Sonrasında birer birer trabzanlarımın tam tepesine batıyorum. Ve ilerliyorum. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düz kol olarak örmeye devam edeceğiz. Sadece bakınız ilmeklerimizi Araya tam girmiyoruz. Minik gözlerin içerisine giriyoruz. Yani normalde örgümüzü devam ettiriyoruz. Burada tek renk öreceksek özellikle. Bir içten bir de dıştan örelim. ilmeğimiz kayba yapmasın. Yani bir tane trabzanımızın yeri. Şöyle eğri bir şekilde gitmesin. Bir içten bir dıştan çevire çevire örelim. Şimdi oraya gelince tekrar hatırlatmamızı yapalım. Bir uçtan başlamıştık. Diğer ucumuzu dolaşarak geldim. Şimdi birleşme noktasındayız. Bakınız. Direkt 3 zincir çekerek başladım. Trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bakın şimdi içten örmeye başlıyorum buradaki trabzanım ve hemen yanındaki trabzanım artık bu sıra içten örüyorum bir sıra içten bir sıra dıştan örelim trabzanımızda görüntüde ilmek kayması olmasın Evet çizgili bir şekilde sadece üst kısımlarında kullanmayı ve de tam kol ucunda kullanmayı düşünüyorum farklı renk çizgiyi sizler arzunuza göre zevkinize göre ayarlamanızı yaparsanız Evet sıra başına kadar örerek devam edelim ve tekrar başlangıç noktamıza geldim 3 tane zincir çektiğim trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve 2 sıra örmüş olduğum kahverengimden sonra diğer rengimi geçiyorum Dilerseniz zorlanacak gibi olursanız ipimizi koparabilirsiniz 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum ve burada şu şekilde sıkıştırma işlemini yapalım bir tane de düğüm atarak sağlamlaştırabilirsiniz Çünkü düğüm atmadan başlamıştık zincirimizi Evet şöyle sıkıca düğümlerimi attıktan sonra örgümün yönünü tekrar çeviriyorum bu kez dıştan örmeye başlıyorum dıştan örüyorum bu şekilde bir içten bir dıştan örelim. Dediğiniz renk sıralamasını yaparak ceketimizin her iki kolunu da tamamlayalım. Evet, düğmelerimizi diktim. Kollarımızın her ikisinde tamamladım. Bakınız aralıklarla çizgiler kullandım. 2 tane kahverengi sıramızı örüp tamamladım. Arada 4 sıra yeşilimizi tekrar birer birer kahverengimiz yeşilimiz tekrar kahverengimizi kullandım. 11 sıra yeşilimi ördüm. Son olarak iki sıra ise kahverengimi ördüm. Kahverengimin olduğu yerden itibaren şöyle katlayarak tutmak istiyorum. Evet ceketimizin dış kısmında düğmelerimizin olduğu gibi iç kısmına da düğmemizi Dikerek buradan sarkmasını ya da düşmesini engelledik. Bakınız düğmeyi şöyle açalım. Düğmeyi üste kalacak kısma dikiyorum. İlik olarak ise altta kalan kısmı kullanıyorum ve bu şekilde ceketimizi de tamamlamış oluyoruz. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.